Evet, en son nerede kalmıştık? Kuzey şu anda lavaboda yerde şınav çekiyor ve Kuzey kalktı bir buharlı duş alın üzerindeki pisliği bir at. Neyse, nerede kalmıştık? Önceki bölümde Summer'la bayağı bir yol mesafe kat etmiştik yani. Biraz flört aşamasına gelmiştik. Sonra biz burada gece burada uyurken bir tane yaşlı bir abimiz gelmişti. Kendisi vampirmiş bu arada. Şurada köşede bir yerde bizi kıstırmıştı ve ısırmıştı. Sonra biz Summer'a vampirlerin varlığından falan bahsettiğimizde Summer bize inanmadı. Bize dalga geçmişti öyle şey olur mu diye. O yüzden Summer'ı şu gotların evi mi ne var vampir yaşamsın. Oraya götürüp hafiften bir ısındıracağız vampirlerin varlığına. Sonra amcayı çağıracağız. Salonda tekrar benim Summer'ın önünde bir ısır da Summer inansın diyeceğiz. Evet, şimdi uzayımız bir temizlensin. İhtiyaçları nedir? Bir tek uyku ihtiyacı kalmış. Kuzey, bir saat içinde işe başlayacak mısın oğlum? Hemen uyun. Arka uyandı da bu adamın deli bir uykusu var ya. Nasıl olacak bu iş? Hoş geldin Kuzey'im. Hemen git uyu. Hemen. Hiçbir şey yapma. 72 dolar mı kazandın? Evet, şu an aç ve uykusuz. Kuzey bugün eve 72 dolar getirdi diyor. Olmaz öyle şey. Olmaz. 72 dolar ne? Evet abi, sen ne pişir biliyor musun? Kendine bir yumurtalı tost yap ya. Summer arıyor, ne diyor? Barda bekarlar gecesi, hadi dışarı gidelim ve birileriyle tanışalım diyor. Yani Summer, kabul edeyim ya, dışarıda yiyeyim bari yemeği, şimdi evde tost yap nereye kadar? Evet Summer, ne oldu lan Kuzey? Hayda. Summer şuraya gel, beraber oturalım. Ondan sonra ben bir lavaboya gideyim. Bak Summer, sana bir kere bile hayır demedim. Abi sen ne yapıyorsun burada ya tek başına? Nokoi Ito, Japon musunuz? Bak Summer, sana burada bir kere bile hayır demedim, tamam mı? Artık lütfen gör beni ya. Ne oldu diyor, iyi misin diyor, motor gibi olmuşsun diyor Summer bana. Abicim üst kat, üst kat acil. Koş kullan, koş. Burası ne ya böyle? Kumar masası mı burası? Ha böyle yukarıda böyle bir oda. Abicim ne olmuş burada bir anda ya? Ulan iki gelmedi, kalk lan. Summer'la konuşuyor bir de ha, Yamato. Çaktı mı Çinlileri? Cipsiyim var ya, içimiz gıyıldı. Abi cipsi yiyeceğim de biz nasıl? Summer böyle olmaz bak, başka şarkıları belki seversin. Abi nereye gidiyorsun Kuzey? Dışarı tek başıma yemek yiyorum Summer. Ne oluyor abi, esmer sarışın marışın bir şeyler geldi buraya. Bak masayı birlikte kur diyorum, Summer'ı seçemiyor muyum? Esmer mesmer. Ya Kuzeycim gözünü seveyim ya. Summer, Summer şuraya geldi ha. Ha Summer, Kuzey orada tek başına takılıyor bak, tek başına. Abi seninle derin bir sohbet etmek istiyorum ben Summer ya. Kuzey nereye gidiyorsun lan? Arka kapıdan mı giriyorsun? Abi direkt bara girdin reis. Summer'la konuşacağım diye. Oğlum dayının ensesinde geldin ne abi? Adam hiç rahatsız olmuyor şu anda. Sanki normal bir olaymış gibi. Ya kardeşim biz buraya geldik de yani. Olacak işte, Summer ayakta kaldı ya. Ya gözünüzü seveyim kapatın şu şeyi ya. Abi Summer. Takılalım mı ya Summer? Konuşma grupla ya. Summer'a takılalım mı diyorum, yok diyor herhalde ya. Şu an niyeyse mutluyum da. Olmadı hocam, bu buluşma olmadı. Ortam çok karışık. Tamam biraz takılabilirim dedi. Abi Summer'a bir içecek. Summer'a bir içecek. Summer? Summer ne oldu? Sinirli bir şekilde kalktı gidiyor. Abi hemen derin sırrı ortaya çıkarayım. Ya konuş mu şunlarla ya? Summer da istiyor bize konuşmak da işte ne yapsınız yani, orada imkan bulamayınca dışarı çıktı. Aga ne uyuması, sen beni çağırdın buraya bak. Ya Kuzey bak başlayacağım ama ha, şuraya oturun ya. Allah Allah, siz ne birbirinize trip mi atıyorsunuz? Konuşma bak için ha? Summer. Nereye gidiyorsun Summer? Arkadan, arka kapıdan mı gireceksin? Ya bir şeyler mi alıyorsun? Abi çağır çağır. Summer'ı çağır. Summer gel. Abi şurada bir... Summer senin bir rahatsızlığın var gibi kızım ya. İki büklüm dolaşıyor. Oğlum kalktı gitti lan. Allah Allah. Yani Summer'cığım bu neydi ben anlamadım ya. Harbi anlamadım yani. Git abi yumurtalı tosta devam et ya. Hayır yani biz en azından önceden birbirimize karşı bir saygılıydık. Şunu da bir çalıştır be. Şunu da bir kapat. Summer beni sinirlendirdi ya. Tost makinemiz yok tabi, adam tavada yapıyor. Lan ne saçma bir gündü ya filan diyor şu anda. Summer'a bak ya. İşte ne yaptı terbiyesizlik ya. İyi yaptın ama ha. Oğlum bak bu makinenin bir şey temizlediği yok ha. Dolandırıldık mı lan? Bu tavşan niye yaşıyor abi mayla? Kuzey televizyonu açtı ama televizyon çekmiyor abi. Bozulmuş sonunda ya. O kadar kötü bir televizyon ki. Neyse Kuzey yapacak bir şey yok. Oğlum iki tavşanımız oldu şu anda. İki tavşan çok kötü. Abi şu tozları at gitsin ya. Tozlar yani tavşan. Bas bakayım tavşana. Aa tavşanı öldürdüm ya. Şunu da öldüreyim o zaman. Hay aşağılık tavşan seni. Evet abi şu an benim işime kaç gün var ona bir söyle bana. 2 gün içinde mesai başlıyor. Ben tatil günüm diyeyim. Tatil doğru, benim bir tatil günüm var lan. Sonra her şeyim var. Her şeyim var. Hemen şuradan bir hijyenimle kendime geleyim. Enerjik bir duş alayım. Enerjimi biraz yenileyim. Biraz kestir. Hocam saat kaç şu an? Saat daha sabahın 10'u ama bu hava birazcık şey ya bugün. Kuzey çalışmıyor çalışmıyor. Televizyon çalışmıyor. Düzelmiş maç bakayım. Heh düzelmiş. Tamam abi şimdi bak seyahat et diyelim. Şu gotların evine gidiyoruz, gotların evine. Yanımıza da Summer'ı çağıracağız. Summer gel bakalım. Sana bir göstereyim bak. Vampirimsi insanlar var burada. Korkmuş durumdayım şu anda. Evet gel bak Summer gel. Ya.
Abi ne oldu? Oğlum fırtınada dışarıda olmaktan korkuyorsanız içeri girsenize. Ya Samur nereye gidiyorsun Samur? Ya gel kız içeri. Gel. Allah'ım yarabbim ya. Buraya niye geldiğimizi unutmuş manyak ya. Evi ziyaret edeceğiz dedim işte. Gel Samur şurada oturalım da bir etrafa bir bak. Eşyalara falan bir bak da bir manyak ol. Bak gördün mü? Sence burası normal bir yer mi? Abi sen ya Kuzey bak beni çıldırtma bak. Sevimli hikaye anlatayım da kız bir kendine. Yibarra mibarra ne oluyor lan? Gerginsin anlıyorum. Abi yani sevimli bir hikaye anlatadık da yarasalar hakkında anlatmazsın ya. Abi milletin geldik salonuna oturduk vampirleri gösterecektim sana ben ya. Vampirlerden korktuğunu itiraf et. Aha geldi. Geldi bak görüyor musun? Susu kardeş. Abi bak beni bu ablayla yalnız bırakmayın bak ya. Geçen ben telefonla arayıp da eve gelsene takılalım filan dediydi. Sana Samur'u getirdim sırf sana göstermek için ya. Aa nereye gidiyorum lan? Geriniyorum şu anda abi. O kadar istemediğimi şey yapmaya çalışıyorum ki. Abi seviye attım. Kuzey fitness'ta seviye 2 oldu. Artık önüme bir adam çıkarın da bir döveyim. Oo bak 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 takmadım seni. Seni takmadım gördün mü? Korkarsın tabii. Anlayamadım tabii böyle bir şeyin nasıl var olduğunu ama Kuzey böyle karizmatiktir. Samur'la satranç oynuyorum ben. Hadi geçen bölüm şu çak dedim şuradaki belleğe. Şimdi bir dümdüz edeyim sana bak. Kuzey atak oynuyor yalnız. Bembuyu bembuyu kardeş kaslarımı gördün mü diyor. Partilesek mi diyor. Abi milletin evine geldik kafe gibi oturduk burada şey oynuyoruz ya satranç oynuyoruz ya. Olacak iş değil. Olacak iş değil ama. Kaslarımı sana sergileyim mi Samur? Ha? Ha gördün mü diyor kaslarıma bak diyor. Abi sen niye rahatsızsın? Konuşmaya gidiyorum bu simle uzun soluklu bir ilişki kurmaya çalış ama rahatsız. Samur'la sohbet et. Romantizmden çekiciliğine itiraf ediyorum Samur. Gerçekten sen çekici bir insansın. Yok öyle bir şey yok diyor. Ne bakıyorsun kızım mal mal? Aa. Gerinme. Mahcup hissediyor şu anda. Evet mahcup hissedebilirsin normaldir. Nereye gidiyorsun? Tanı. Aa! Abi mahcup hissetti gitti ya. Aşktan yana gülmedi kara bahtım. Abi ne yapalım? Kaslarımızdan bahsetmeyecektik ya. Saçma sapan şeyler yaptık. Neyse hocam ben size bir şey sorabilir miyim ya? Beni geçen gün bir tane vampir emikledi de. Ona ne iyi gelir? He? Konuşamıyoruz mu bu konu hakkında? Abi bu evde sadece satranç mı oynanıyor ya? Sor ne soracaksın? Alexandra ve Bella ile sohbet ediyoruz. Bella hanım. Mahcup hissediyorum ya. Allah Allah. Berbat bir konuşmaydı diyor. Aa, Summer demek ondan mahcup hissetmiş. O da berbat bir konuşma olarak gördü herhalde. Karizma yeteneğim arttı. Karizma abi karizma diye benim bir yeteneğim yok. Benim doğuştan gelen zaten full seviyede olduğum bir olay ya. Kendimden eminim bak. Kendimden emin olduğum için fitness konusunda ne kadar hevesli olduğumu anlatıp insanları sıkayım abi. Daha yani kıza ne kadar kaslı olduğumu gösterdim zaten hemen kendinden geçti kaçtı gitti yani. Hoş geldin abi. Abi yeter daha. Vallahi burası. Burası yeter daha. Samur beni çağırdı. Olmaz şey yaptı. Çağırdı beni orada bıraktı gitti. Biz çağırdık yanımızdan kaçtı. Fitness'a gideyim de bir kendim rahatlayayım o zaman ya. Evet hocam kas çalışmaya geldim ya sırf rahatlamak için. O hareket öyle yapılmaz kardeşim. Abi hemen şunu yumruklayayım da bir stres atayım ya. Adam yumruklayamıyoruz çünkü. Ferhat'ın adamları yok burada. Hadi vur vur. Söyleyin o Bekir beyinize gelsin onunla bizzat tanışalım. Vur. Simay benim karım lan. Bir yıllık ceza mı 4 yıl yattım? Benim için önemli lan. Benim için önemli. Evet tamam yeter. Abi ben... Sadece kas yapan kas kafalı bir adamım. Bu kız da kas yapmak hakkında bahsediyor gibi. Komik bir şekilde tanışalım mı? Jenna Akiyama. Yeter ulan ne yumrukladın? Abi bu niye mahcup hissediyor ya? Abi ne oluyor? Herkes çatır çutur yumruklamaya geldi ortalığa. Yeni yetenek gününün ruhunu paylaşayım seninle. Ya. Böyle günlerde kızım daha çok kas çalışmalıyız. Kiloları arttırmalıyız. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Birazcık şey basacağım. Ağırlık basacağım vücuduma. Daha da kendimi geliştireceğim. Ya Kuzey bak şöyle hallere girme. Sen bunu var ya rahat basarsın ya. Ulan bir de iki tane şey kaldırıyorsun lan sadece. Yazıklar olsun sana Kuzey. Yazıklar olsun. Yaptığın kaslara yazıklar olsun senin. Eğilip bükülüyor ya. Kuzey mutlu şu an. Spor yaptığı için mutlu diyeceğim ama hiç de mutlu gibi durmuyor. Çok ıkınıyor gibisin ya. Şurada azıcık egresiz yap ya. Gel bakayım bir sınırları zorla. Arttır hocam arttır sınırları zorla diyorum yürüyorsun ya. Hop reisim sen ne yapıyorsun bu hal ne ya? Allah Allah yapılacak iş mi ya? Boyun kilidini al şunu. Boyun ki kaba bir şekilde tanış abi. Terbiyesiz.
Bak bak diyor, yaptıkların hiç hoş değil diyor. Git diyor, adam gibi üzerine giyin diyor. Burada aile var diyor. Millet sevgilisiyle geliyor falan diyor. Kas yapsın diye kaslarını göstermek zorunda mısın diyor. Bağır. Ya öyle korkarsın işte. Güzel yapıştır bir tane bak. Sen kaba bir insansın oğlum. Hakaret et. Hakaret et. Ulan sen ne karaktersiz bir adamsın lan. Haysiyetsiz herif. Cibiliyetsiz. Tamam yeter ya. Burası da yeter abi. Summer'dan dolayı artık zevk almıyoruz bugünlerde. Yalnız var ya, evin şöyle bir güzelliği var abi. Tam şu açıdan baktığım zaman evdeki her şeye hakimim yani. Yok öyle merdiven altında ne var, şuradan şöyle kamerayı çevireyim falan gibi bir şeylere ihtiyacımız yok. Kuzey şu anda iyi bir uyku çekiyormuş. Yoruldun tabii paşam, yoruldun ya. Dertler mertler üst üste geldi yani. Abi sen sabah uyandığında lavabo ihtiyacın var diye niye tribe giriyorsun ya? Kalkarsın gidersin yaparsın ya. Ruh hastası mısın oğlum sen? Abi şunu da bir satayım artık da bir duşakabin alayım ya. Evet. Şöyle güzel bir tane 500 dolara, o bizdeki zaten 240 dolara sattım onu, 500 dolara bunu aldım ya. En azından biraz daha ortam daha iyi oldu ya. Kuzey tekrar televizyonun başına gitti. Yani gerçek hayat gibi şu anda ya. Yapacak bir şey bulamıyor, evde canı sıkılıyor. Kuzey ne zaman işe gidiyorsun ya? 2 gün diyor abi, 2 gün ya. Biz ne yapacağız 2 gün ya? Görüntü gitti, yağmur yağıyor tabii ya da televizyon bozuk olduğu için de olabilir. Abi Summer'lara gideyim mi ya? Saat daha abi, saat de. Neyse biraz zaman geçsin de ben bir Summer'lara gideyim, belki Summer la orada tekrar şey yaparım. Bir konuşurum, en son yani kendini mahcup falan hissetmişti. Abicim bak git şunu hemen döv şu tavşanı ya. Hemen tavşan oluşmuş. Şunu da at. Abi tamam, bütün ihtiyaçlarımız tamam bizim. Zaten sabah olmuş. Sabah sabah bir ziyarete. Abi evde kimse yok diyor bak. Böyle bir şey olamaz ama. Bu Summer'ların evi değil mi burası ya? Abi nasıl evde kimse olmaz ya? Burası sizin eviniz değil mi Summer? Allah Allah, bunlar nereye gidiyor ben anlamıyorum ki. Kaç gündür evde yoklar ya. Şuradaki meskeni bir ziyaret edeyim. Bu mesken kimin meskeniymiş? Kapıyı bir tıklat da bir içeri dalalım ya. Dışarıda yani ıslandık. Ha içeriye girdim. Ne yapıyorsun kardeş oğlum, burası Avrupa değil mi ya? Günde 300 dolar para kazanıyoruz kullandığımız televizyonlara bak. Otur. Dayının yanına böyle ruh hastası gibi geldim oturdum. Ama çok sinirli duruyorsun kral. Saygılı bir giriş yapayım. Of çok öfkeli. Adam dövecek lan bizi. Evet buraya bakıyoruz. Bu kral tek başına yaşıyor galiba burada. Çünkü şöyle bir mutfağı var. Mutfakta 4 kişilik yer var ama arkadaşları geliyor olabilir. 2 kişilik bir koltuk ve bir televizyon. Burada böyle çok kötü bir oda. Ve burada bomboş başka bir oda. Ve de banyosu. Yani çok konuşmadan gitsek de olur şimdi. Bu adamı da başımıza sarmak istemeyiz ya. Evini öveyim abi, senin ev gerçekten bir insanın tam olarak ihtiyacı olması gereken her şeyi karşılıyor dedim. Adam da aynen öyle falan dedi. Kardeşim sen... Abi sen ama hep öfkelisin ya. Kuzey sevdi ama adam ha. Kendi gibi öfkeli bir insan bulduğu için. Beraber belki birilerinin kafasını falan kırarsın sen. Abi adam hep öfkeli ama ya. Ne derdin var kardeşim? Sakinleştirmeye çalışayım bari ya kralı. Tank gibi olmuşsun diyor şu anda. Adam dertlerini anlatıyor. Oğlum olabilir lan diyor. La senle mi uğraşacağım lan? Gerizekalı. Gideyim şurayı ziyaret edeyim. Aptal herife bak, evine gelmişiz, yanına oturmuşuz, sakinleştirmeye çalışıyoruz. O da haklı tabi. Denzel dayı. Merhabalar merhabalar. Eşinizle tanışmıştık zamanında, ben geldiğim gün ziyarete gelmişti diyeceğim ama ben şöyle uzaklaşaraktan konuşuyorum. Adam korkmuş. İçeri mi girsek he abi? Saygılı giriş dedim, adamın önünde eğildik ya. Olacak iş değil. Gel abi gel, dışarıda kalma. Islanırsın bak. Vay, biraz daha farklı bir giriş bizi karşılamış durumda. Emma hasta mısın? Üşümüş galiba. Evet siz üşümüşsünüz de beni burada bıraktınız. Merhabalar, televizyon mu izliyorsunuz? Ben de oturayım. Emma hatırladın mı beni? Geliyordun bizim yanımızda boş boş durmadan konuşuyordun ha. Tam susacağım mı tuttu diyecektim, yine bir şey söyledim. Hocam ama bu televizyonlar yani benim aklım almıyor ya. Ulan adamın televizyonu siyah beyaz lan. Ev karanlık ulan. Hayır fakir olsanız neyse, bir sürü para kazanıyorsunuz. Bu tutumluluk nedir ya? Abi daha yine politikacılar hakkında espri yapayım mı dayı? Seninle sarar bu muhabbet. Abi o kadar umursamıyorum ki ya. Daha yine adam beni istemedi. Summer beni bırak. Burada oturmuşlar konuşuyorlar, beni köşeye attılar. İstenmeyen insan oldum ya. Abi otur dedim, kalktı gidiyor. Gerçekten olacak işte. Oğlum bak şöyle şeyler yapıp durmayın bak. Biriniz oturuyor öbürünüz kalkıyor. Biriniz oturuyor öbürünüz kalkıyor. Siz manyak mısınız lan? Şuraya otur. Ya dayıcım ne yapıyorsun? Evine misafir gelmiş. Odana gitmişsin, kitap okuyorsun ya. Hiç terbiye yok burada. Rahatsızım ben. Ben lavaboya gidiyorum. Ben de o zaman o sırada evden kaçarım. Abi evde kimse yok diyor. Bu Summer'lar taşındınız mı lan? Ne yaptınız Summer ya? Abi ne diyor? Faturalar gelmiş. Ev vergisi 260 dolar. Elektrik gelmiş. Su gelmiş. Toplam 320 dolar. Kardeşim sen ne diyorsun ya?
Kuzey adam gibi para kazanmıyor, eve para getirmiyor zaten. Ya Yağmur bir dur be Yağmur ya, artık yeter be. Hayır ben anlamadım, bunlar nasıl evde olmaz ya? Evde kimse yok abi, siz 3 kişisiniz lan, 3 kişi biriniz mi bile evde değilsiniz ya? Niye evde değilsiniz siz, taşındınız mı? Başka bir yere mi gittiniz? Bak seyahat et diyorum. Ha bak bunların üçünün evi burası işte. Herkes evinde abicim. Bak siz de evinizdesiniz bak. Ulan adamların kapısını tıklatacağım, evde değiliz diye diye beni şey yapmaya çalışıyorlar ya. Gelmeyeyim diye var ya. Neyse abi ben yine de çat kapı. Çat kapı giriş kardeşim. Şuraya bir gidelim bakalım. Ha Summer buradasın işte. Güzelim. Seninle popo tokuşturalım mı? Merhaba. Aynen. Abu Bakar'la Taliska'nın gol sevincini yaptık. Abi vampirlerin varlığı hakkında tartışma yapalım mı artık Summer? Bana inandın mı? Ya Summer. Zorla gözlerinin önünde kendimi miklettireceğim bana ya. Kıyafetlerini öveyim mi Summer? Ha bak içeride biri var. İçeride biri var, camdan gördüm. Vallahi camdan gördüm. Günümü çok iyi hale getiriyorsun. Beni gülümsettiğin için teşekkürler dedik. Summer çok bir karşılık vermiyor ama bize ya. Müzik zevkini sorayım. Müzik zevkin ne? Söyle de içeri girelim ya. Romantik müziği beğeniyormuş abi. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Lan Travis, lan aşağılık. Kapıyı çalıyorum, açmıyorsun kapıyı. Evde yokuz filan diyorsun. Senin niyeti bozuk seni. Bak şey de oynamıyor ha. Bilgisayarı da açmıyor. Şurada açmış gibi görünmeye çalışıyor. Ben gelmeyeyim yanına. Hepiniz evdesiniz ya. Utanmazlar. O kadar mı sevmiyorsunuz beni? Neyse herkesin arasında Summer'a niyetimi Travis'e belli eden bir hareket yapacağım ve Summer'ı kucaklayacağım. Travis varsa bir derdin bu durumla ilgili, gelirsin karşıma çıkarsın kardeşim. Kaybol git lan. Ya Liberty niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah diyor, tövbe tövbe diyor, incin zannettim diyor şu anda Kuzey. Summer da diyor ki o böyle gerizekalı IQ'suzun teki diyor, arada böyle hareketler yapar diyor. O zaman Summer senle fitness hakkında konuşmayacağım, sonra beni bırakıp gidiyorsun. Favori rengini soracağım. Bak seni tanımaya bir şeyler yapmaya çalışıyorum Summer. Artık beni anla ya. Kahverengi sever misin? Olabilir belki de. Oğlum ne yapıyorsun? Düzgün yap şunu yapıyorsan da. En iyi arkadaş olma. En iyi arkadaş ol diye bir şey çıktı orada bak. En iyi arkadaş olmayacağız biz. Biz romantik ulan. Bir tavlama cümlesi edeyim mi sen? Gel otur da şu köşede edeyim. Lan ne bakıyorsun lan, bizi mi izliyorsun? Vallahi eski heykeller gibi hatunsun dedim şu anda var ya. Pürüzsüzsün, mükemmelsin dedi şu anda. Cilveli oldum, cilveli. Ama Summer'da da bir kalp çıktı bak. Bak. Hazır cilvelenmişken ayartayım mı sen? Ya kızım bir git ulan, burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gelmişsin bizi dinliyorsun ya. Evet, eski kabile dansı yaptım. Eşimi etkilemek için. Sula bumba. Aaa. Ooo, Summer. Bak bak. Köşede üzgün üzgün izliyor. Ya git ulan git, izleme, istemiyoruz seni ya. Dudak büzüyor bize. Ağlayacaksın mı? He? Ağlayacaksın mı? Artık ellerini öpebilirim Summer. İnce Fibna. İnsula tabi. Hop yemek çıktı, kaybol git. Ya kızım morali çok bozuk şu anda ya. Yine biz hariç herkesin sevgilisi var falan diye düşünüyor galiba ama daha öyle tam olarak öyle değil. Summer utandı. Travis geliyor bak ya. Sen gelme lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Abicim şu ortamda ikinizin olmaması lazım. Summer'a bir gül takdim edeyim o zaman ben de. Yersiz oldu, bana gül verdiğini de vermem lazımdı ama. Olsun. Hadi git hadi. Hadi koş git uyumaya. Travis seni istemiyoruz Travis. Tam bir gıcık tipi var ya bu Travis'te. Tombala. El ele tutuş evet. Evet Summer artık sana açılacağım. Az kaldı. Fumo. Twango Bish. Evet. Şişe tabi. Evet abi yapalım mı? Öksü otu öpücüğü girişimi. Bu girişim tutar mı hocam? Aa alttan bak, ha cilveliliği artıyor. Söylemek için erken ama kesinlikle bir şey olabilir dedi. Abi öptük ama Summer çok da bir öpmeye şey değildi galiba. Oo ellerimi öptü, bu durum beni bir şey yaptı. Falan yaptı ben ama olsun. Hani diyor ikimiz de diyor belli bir yaşa gelmişiz artık diyor. Evimizi arabamızı alacağız diyor. Bir de aile kurmanın zamanı gelmedi mi diyor. Bence de çok haklısın diyor şu an. Abi ne oldu, bir anda dans etmeye gittim ben ya. Hızlı uyumaya gittim. Ne oldu lan, etrafta Gollum gibi dolaşıyorsun sen de. Abi Summer uyumaya gitti, ben... Şu kimin odasıysa Travis'in odası herhalde. Buraya girdim dans ediyorum abi. Başardım sonunda falan diyorum şu anda. Keyifliyim şu anda, keyifli. Neyse artık benim ne ihtiyacım var. Uyumam lazım, ben eve gideyim artık. Ulan tam kahvaltı yaptıracaktım Kuzey sana. Aç açına gittin işe ya. Ne kazandık? 430 dolar kazandık abi. Bugün 430 dolar deli kazandık deli. Saat kaç şimdi? Saatimiz 11. O zaman bir de Summer'la telefonda sohbet etmemiz yok mu?
Evet, güzel konuşmaya gidiyor gibi. Genelde biz telefonla konuşunca bir şey de beceremiyorduk ama. Vaa, ne konuştuk be. İyi, uzun süre konuştuğumuza göre var bir şeyler, oluyor bir şeyler. Daha sonra artık tekrar Summer'la bir konuşmaca yaparız. Mutlu gün yakındır. Mutlu gün yakındır.